Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün anlatacağımız konu uzman çavuş olacak kardeşlerimizin yaş sınırı, yaş şartı, jandarma için, kara kuvvetleri için, deniz kuvvetleri için, hava kuvvetleri için de geçerli arkadaşlar. Yaş şartını ve yaş sınırını bugün sizlere anlatacağız. Birçok kardeşlerimiz uzmanlık alımında başvuru yapıyorlar ama yaşlarına bakmıyorlar. Bu yaşlarına bakmadıkları için başvuruda bulunuyorlar ve umutla, hevesle bekliyorlar ve çağrılmadıkları zaman benim ne sıkıntım var, ne oldu, sabıkam mı var, sicilim mi var, ne oldu diye böyle sürekli tedirginlik içinde bulunuyorsunuz. Bugün sizlere arkadaşlar yaş şartını anlatacağım uzman çavuşlukta. Bu yaş şartında kriterli özelliklerinde varsanız başvuruda bulunabilirsiniz. Ama yaş şartı sizlere uymuyorsa başvuruda bulunamazsınız. Bunların şartını anlatacağım. Hangi tarih aralığında, hangi tarih bitişi, bunların hepsini sizlerle birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Lütfen can kulağıyla dinleyin. Jandarma uzman erbaşların başvuruda bulunabilmeleri ve müracaat edecek adayların 27 yaşını bitirmemiş hem de terhisin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir. Yani arkadaşlar bu sene terhis belgenizi aldıysanız aradan 5 yıl geçmemesi lazım. En fazla 4 yıl geçmesi lazım başvuruda bulunabilmeniz için. Yeni yasalara göre terhisin üzerinden 5 yıl geçmemiş olması gerekmektedir uzmanlık başvurusunda bulunabilmeleri için. Yani sadece jandarma için değil, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri için de geçerlidir bu. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayında ilk günü 01 Ocak 2021 tarihleriyle 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak kaydıyla bu adaylarımız başvurabilecek arkadaşlar. 01 Ocak 2002 tarihinde doğanlar başvuruda bulunamayacak arkadaşlar. Yani 2001 tarihinde doğan adaylar 20 yaşındaysa başvuruda bulunabilecekler. 19 yaşında olsalar bile başvuramayacaklar. 19 yaşından 11 ay geçse, 20 yaşına 1 ay kalsa bile başvuruda bulunamayacaklar. Yani 20 yaşında olmanız lazım başvuruda bulunabilmeleri için. Uzman çavuşlukta askerlik şartı yoktur arkadaşlar. 1994 doğumlular bu sene başvurabilecek arkadaşlar. Yani riskli bir durum aslında. 1994 doğumlu adaylar artık başvuramayacak diyebilirim. Çünkü 2021 yılının başında bu alım oldu ve artık yeni alım 2022 yılında olacağı için bu adaylar şu anda 27,5 yaşında. Yani 2022 yılının Ocak ayına kadar 1994 doğumlu adaylar 28 yaşına geçecekler. Riskli bir durum arkadaşlar. Yani belki Ocak ayı değil de Eylül, Ekim, Ağustos, Aralık aylarında doğan adaylar belki bir şans olabilirler. Çünkü mesela Ocak ayından 2022 yıl arası doğanlar, 1994 doğumlular 28 yaşında oluyor. Ama bu 1994 doğumlu adaylar Aralık ayında olurlarsa, Aralık ayı, Ekim-Kasım ayında doğanlar yani bir şans olabilir, başvuruda bulunabilirler. Dediğim gibi riskli bir durum. 1994 doğumlular riskli 2022 yılı için. Ama bir şans olur, başvurabilirler arkadaşlar. Dediğim gibi hani ayın başında değil de sonunda doğanlar hani bir ihtimal başvuruda bulunabilirler. 1995 doğumlular 2022 yılında rahatlıkla başvurabilirler arkadaşlar. Yani 2022'de başvurabilecekler 1995 doğumlular. 1995'ten başlayıp 01 Ocak 2001 tarihine kadar bu doğumda doğanlar başvuruda bulunabilecekler arkadaşlar. Yani en az 1995 doğumlular ve ondan sonra 2001 tarihine kadar, 01 Ocak 2001 tarihine kadar doğan adaylar uzman erbaşlık, uzman çavuşluk başvurusunda bulunabilecekler arkadaşlar. Yaş şartı dediğimiz gibi 27 yaşını geçmemiş olacak.
Yani 28 yaşında olursanız maalesef başvuramazsınız. Sözleşmeli eller için söylemiyorum bunu. Sözleşmeli eller için yeni bir mutlu haberlerimiz var. Bu kardeşlerimiz 3 yıl yapacak ama kılavuzda, kanunda 27 yaş yazıyor. Bununla ilgili de güzel bir haber vereceğiz bir sonraki videolarımızda. Dediğimiz gibi arkadaşlar, jandarma olsun, kara kuvvetler olsun, deniz kuvvetleri olsun, hava kuvvetleri olsun, bu kanunda 27 yaşını geçmemiş şartıyla 01 Ocak 2001 tarihinde doğan adaylar başvuruda bulunabilecekler. Bu kardeşlerimiz iyi çalışsınlar. 2022 yılının Ocak aylarında uzman çavuşluk başvurusu olacak. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Uzman çavuşluk başvuru sonuçları 2021 yılı için Haziran aylarında açıklanacaktır. Beni dinlediğiniz için bu sürece kadar herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.